Türkiye'de ev derbiyi bekliyor. Biz de konuşacağız. Derbi enine boyuna masaya yatıracağız. Sadece bu kadar da değil. Amili futbol takımımızın aday kadrosu belli oldu. Detayları sizlerle paylaşacağız. Yarın Trabzonspor Ankara Gücü maçı var. Onu da konuşacağız. Az önce ekranlarınıza geldi teaser'ı. Galatasaray basketbolda küme düşme hattında ne yazık ki. O dosyayı da açacağız. Detayları paylaşacağız sizlerle. Ve bugün kulüplerimiz bankalarla yapılandırma anlaşması imzaladı. Peki bu anlaşmadan sonra neler değişecek Türk futbolunda? Bu konuyu da masaya yatıracağız ama önce derbiyle başlayalım. Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yarışında son derece önemli bir mücadele. İlk sözü de İbrahim Toraman'a verelim. Defalarca oynadın bu derbilerden. Nasıl bir derbi olacak? Nasıl bir futbol bekliyorsun? Favorin kim? Evet, özellikle bugünkü maçtan sonra çok önemli bir maç ama çok daha da önemli bir maç karşılaşma olduğunu düşünüyorum. İki takım açısından baktığımız zaman tabii ki bana göre favori tabii ki Beşiktaş. Niye bu Beşiktaş diyoruz? Bu zamana kadar ortaya koyduğu performans, oyun anlayışı, bütün maçlarda rakiplerini baskı altına alması, 3. bölgeye takımı yiyip istediği oyunu sahaya yansıtması. Yani istediği skoru Beşiktaş alabiliyor. O yüzden avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın bir oyun anlayışı var. Ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman yani Erol Hoca'nın mesela bu derbide hangi anlayışla sahaya çıkacağını yani mesela hani her hoca bir strateji yapar. Bir planı yapar. Bunu saha içerisinde hafta çalışır. Uygulamak ister. Şimdi Beşiktaş'ın anlayışı belli. Ne oynayacak öyle değil mi? 31. haftayız. Bu zamana kadar gelmiş bir anlayışı var. Nedir bu? 3. bölgeye takımı yiyip takımı sürekli gol arayışına girmek. Yani şimdi önünde bir Fenerbahçe gibi iyi takım var, iyi oyuncuları var. Hadi diyelim ki biraz defans yapsın, biraz daha sağlam alsın ama Beşiktaş bunu yapabilir mi? Çünkü alışmışlığı var artık yani, alışa gelmiş bir sistemi var. Bunu çok iyi yapacağını düşünmüyorum. Yine aynı anlayışla, yine aynı sistemle sahaya çıkacağını düşünüyorum. Burada Fenerbahçe dediğim gibi nasıl bir oyun anlayışı olacak? Yani Erol Bulut burada yine aynı şekilde oyunu kendi sahasında kabul edip kontra hızlı ataklarla çıkıp gol mü bulmak isteyecek? Veya daha kalabalık bir orta sahayla çıkıp topun hayırı ben hem oyunu kazanmak istiyorum, hem maçı kazanmak istiyorum. Maçın başına itibaren stoperlere baskı yaparak, orta sahada topun kendisine kalmasını sağlayarak ya daha domine bir oyun. Hani Beşiktaş'ın yaptığını normal takımlara, Fenerbahçe Beşiktaş yapmaya belki anlayışı içerisi çıkabilecek. Yani hangi 11 ile çıkacak, hangi anlayışı çıkacak? Bence en belirleyici nokta bu olacağını düşünüyorum. Ama her ne olursa olsun bu zamana kadar gösterilen performans, ilk maçta oynanan oyun baktığımız zaman tabii ki Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Ceyhun Eriş, sen de bu tarz derbilerden çok oynadın. Sağ içinden gelen bir isim olarak. İbrahim Toraman güzel bir giriş yaptı aslında. İyi özetledi. Ne dersin derbi öncesinde? Evet, şimdi iki takımın şu ana kadar oynadığı maçlara bakılınca kesinlikle Beşiktaş favori gözüküyor. Bunda kimsenin buna itiraz edeceğini sanmıyorum. Ama şöyle bir durum var. Derbi maçlarında çok favori belli olmaz. Çünkü atmosferi farklıdır. Bütün hafta konsantrasyonu farklıdır. Hele ki şimdi Fenerbahçe'nin şu an bulunduğu ortamı, bulunduğu bunalım ortamı düşünürsek ve bir şekilde bugün de Galatasaray'ın kaybetmiş olması Fenerbahçe'yi farklı bir konsantrasyona sürükleyebilir. Tabii. Hem oyuncuları, hem camiayı, hem teknik ekibi maça bakış açısını. Yani bu akşam belki Erol Hoca farklı bir şeyler düşünmeye başlamış olabilir. Motivasyonunu arttırdı Fenerbahçe. Evet. İbrahim'e katılıyorum kesinlikle. Beşiktaş kendi oyununu oynamaya çalışacaktır. Çünkü sürekli söylüyoruz. İlk 5 haftadan sonra bu oyunu geliştire oynadı Beşiktaş. Ve zaman zaman inişler çıkışlar olsa da aşağı yukarı hep bu oyunu oynamaya çalıştı. Şu an mevcut oynadığı oyunu. Kalabalık önde. Mümkün olduğu kadar herkesin oyunun içine dahil olduğu. Belli bir mesafede, defansın da geldiği belli bir mesafede rakibini hapsetmeye çalışıp, oyunu kabul ettirmeye çalışıp, set oynamaya çalışan, bunu değerlendirmeye çalışan bir takım Beşiktaş. Burada özellikle bu maç özelinde Fenerbahçe'nin nasıl bir kadroyla çıkacağı bir, bu çok önemli. İkincisi, yani isim olarak bu çok önemli. İkincisi, hangi oyun formatını benimseyecek bu maç için Erol Bulut? Hani İbrahim'in dediği gibi hani klasik bir laf var artık bu sezon daha da dilimize pelesenk oldu. Topu rakibe vermek. Ne demekse artık o. Öyle mi oynayacak
bekleyecek rakibinin hatalarını, yoksa baştan baskı kurup Beşiktaş'ı sindirmeye mi çalışacak? Bak biz böyle oynayacağız mı demeye çalışacak? Yoksa çok ortada bir maç mı geçecek? Fenerbahçe'nin reaksiyonu özellikle maç başladıktan sonra çok net belli olacak. Hani nasıl oynamak istediği ya da nasıl oynayacağı. Burada Beşiktaş'ın buna nasıl karşılık vereceği? Hani Fenerbahçe'nin oyununa göre karşılık verecek mi Beşiktaş? Aslında, yoksa kendi oyunu. Evet, İbrahim konuşurken soracaktım. Nasıl olsa dedim, hani anlatıyor, bölmeyeyim. Yine sormuş olayım, söylersin. Yoksa hani Fenerbahçe'nin ne oynadığına, hangi oyuncuların oynadığına bakmaksızın yine süre gelen oyununu mu Fenerbahçe'ye kabul ettirmeye çalışacak? Bu oyunun nasıl gideceği, tempolu mu olacak, temposuz mu olacak, pozisyonlu mu olacak, pozisyonsuz mu olacak? Çok belirli. Beşiktaş Fenerbahçe derbileri hep pozisyonlu olur. Evet, bu çok belirli. Gollü olur. Evet, çok kartlı belirli olur olacak. Ne yazık ki, keşke olmasa. Hani biraz açıkçası Fenerbahçe'den bu akşamdan sonra, bu Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra da o reaksiyonu görmeyi beklerim, bekliyorum. Çünkü kulübün bulunduğu durumda eğer Fenerbahçe berabere bile kalsa, hani o süreci, bunalım süreci devam edecek Fenerbahçe'nin. Kaybederse çok daha aşağıya doğru gidecek. Hem psikolojik anlamda, hem moral anlamında, hem performans anlamında. Kaybederse Erol Bulut devam eder mi sizce? Vallahi çok net bir şey söyleyemiyorum o konuda. Devam eder mi, etmez mi? Ya var da mı görüş kulüp olarak? Kulüp böyle bir karar alır mı bu son süreçte? Çünkü çok Erol uzun bir süreç kalmadı. O da olur. Yani onu söylemeye düşünüyorum ya. Çünkü hoca hani devam etmek ister. Bu maçı kaybettiği takdirde ne taraftarın baskısına dayanabilir, ne kamuoyunun baskısına bence. Kendisi bırakır diye düşünüyorum. Başka bir şey var İbrahim, benim takıldığım esas. Şimdi Erol Hoca kendi mi bırakır tek başına? Yoksa bütün ekip, yani Emre'yi belki katmayabiliriz. Aldığı görev doğrultusunda, sportif direktörlük görevi doğrultusunda belki Emre Belezoğlu'nu buna katmayabiliriz. Bütün ekip, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio. Ekip gider. Ekip hepsi beraber mi? Fenerbahçe diyelim Beşiktaş'a pazar akşamı 2-0, 3-0 kaybetti. Erol Bulut bir numaralı sorumludur değil mi? Tek sorumludur. Yani gidecek adam sadece Erol Bulut mu olmalıdır? Ceyhun'un sorusunu ben bir tık üzere taşıyorum. Sormaya çalıştım o zaten. Ama yani sen biraz mütevazı davranıp sen biraz şey yapıyorsun. Yani ince davranıyorsun. Üstü de gider mi? Ben o inceyi davranmak zorundayım. Çünkü ben de sağ içinden gelen. Hayır, üstü derken yani, Emre Belezoğlu mu? Ali Selçuk Şahin, Emre Belezoğlu, oradan yani bahsediyorum. Tüm ekipten bahsediyorum. Sen kulübeyle sınırlı tuttun. Ben diyorum bir üstü de gider mi diyorum. Işte. O soruyu soruyorum ben yani. Emre'yi kenarda tutmamın sebebi aldığı görev farklı bir görev. Bence de giderse o sistem de yıkılmış olmaz mı? Evet, yani o yüzden sordum ben. Hani Emre'yi o yüzden dışarıda tuttum. Ha, onun kararını yine hem ekip kendi arasında verecektir, hem Emre kendi kararını kendi verecektir. Ya da yönetim diyecek ki ya, tamam arkadaşlar, Ali Koç Başkan elini, yani kötü durum olursa diye bunları konuşuyoruz. Olası bir masaya koyacak elini, diyecek ki arkadaşlar kusura bakmayın, bu sezon sizinle buraya kadar. Ben artık sizinle çalışmak istemiyorum diyebilir. Olası kötü bir durum. Olası bir mağlubiyet halinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, ki gitmesini ben asla istemem. Çünkü sonuç itibariyle adam cebinden neredeyse 1 milyar TL para koydu ortaya. Acaba Ali Koç ikinci 3 senesini istemeyip bırakma durumuna gider mi? Yani Fenerbahçe'yi bir mağlubiyet yönetsel bir kaosa da sürükler mi sorusunu Fenerbahçeli soruyor. Herkes de soruyor ama onun yanında bugün de bir bankalar bir anlaşması yapıldı ve Ali Koç'la anlaşmayı bugüne kadar diretenlerden, eski halinden yeni haline getirenlerden. Yönetimsel durumda işte Ali Koç'un nasıl bir karar vereceğini, tekrar aday olur mu sorusu gündeme getirir. Onun kendi tercihidir çünkü yani o daha idari, bunlar daha yukarısı diyorsun. Evet, daha idari gereken konular aslında. Bizim yani benim konuşacağım sadece şeylerdi. Sadece akıllara gelebileceği için sorma ama ihtiyacı. Ama son şunu söyleyeyim. Sağ içini konuşalım. Evet, son şunu söyleyeyim. Sağ içi açıkçası şimdi bunu daha önce Beşiktaş için de söyledim ben. Birçok yorum yapan, sahanın içinden gelen, camiaları bilen, kulüpleri tanıyan hem futbolcular hem kulübün içindekiler bunu söyler. Hani kötü giden bir durumda büyük camialarda, işte Beşiktaş'ta da var bu, Galatasaray'da da olur, Trabzonspor'da da olur, Fenerbahçe'de de olur, bir reaksiyon gösterirsin. O kötü gidişe bir dur deme reaksiyonu gösterirsin. Fenerbahçe için bu artık
sınır reaksiyonu olması gereken bir maç. Hani ya tamam ya devam. Ben öyle düşünüyorum. Peki.